Babaanne ne yapıyorsun burada? İdil evi terk etmiş. Birkaç gün burada kalacak. Ne olmuş ki? Kaç gün kalacak mıymış? İdil mi? Gecik, hastanede misin? Ha? İyi tamam, benimle konuşunu çaktırma istersen. Ya bu İdil evi terk etmiş. Korunazda kalacakmış. Ya günlerce gecelerce dip dibe ya, düşünsene. Ya benim şu an evi yıkasım var. Yok, yok öyle bir şey yapmam tabii ama... Müşteri mi geldi? İyi, iyi sen müşteriyle ilgilen. Tamam işine bak hadi. Kalacak ya, ne demek kalacak? Babam beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Son zamanlarda o kadar çok hayal kırıklığına uğradım ki... bu konuda beni uzman sayabilirsin. İdil şimdi... sevdiğimiz bir insan... onu gözümüzden düşürecek iğrenç bir şey yaptığında hayal kırıklığı diyoruz ya... senin babanın yaptığı gençlik aşkına tekrar aşık olmak... bence buna saygı duyulur. Duymuyorum asla. Kabullenemiyorum böyle bir şey. Kabullenmeyeceğim. Asla. Ya Poyraz beni fena silkeledi. Yani böyle hakaret falan etmedi ama böyle kalbim... Hah! Ben de kalp diyecektim. Ama bana bakmasan olur mu ya? Havaya bak, sağa bak, sola bak. Sağa, sola bak. Hah. Ne diyordum? Kalp. Ya ben başlarım bu kalp denen organa. Beyin nasıl güzel çalışıyor ama. Akıllı, makul. Kalp oradan pislik yapıp duruyor. Ben senin tekerine çomak sokayım da görsen gününü diyor. Lafta anlatamıyorsun ki. Mesela sen. Çok yakışıklısın. Eyvallah tamam ama. Karakterin sallanıyor oğlum. Bazen öyle gıcık ediyorsun ki beni. Böyle boğazına yapışıp... Melisa ay, sakin, sakin. Ne oluyor? İtiraf ediyorum. Neyi itiraf ediyorsun canım benim? Ne yapacaksın, döveceksin mi beni? Dövecekmişim gibi mi oldu? Yani. Ya sen neyi anlatmaya çalışıyorsun? Bana böyle teker teker, tane tane anlatsan ya ha? Fırsat vermiyorsun ki! Gizli kimliğim ortaya çıkmasın. Hadi geç. Dur. Ay. İdil hala orada mı? Hı. Birkaç gün kalacakmış. Böyle hazır Poyraz'ın da kalbi boşken içeri sızıvermesin. Poyraz'ın kalbi buna müsait mi ki? Ne bileyim ya. Müsait herhalde. Benimle böyle sürekli öfkeli ve alaycı konuşuyor. De en basit şeyleri bile öyle söylüyor ki böyle minik minik oklarını kalbime saplıyor resmen. Babaannesi İdil'in tarafını tutuyor tabii. Şimdi bir de onları özellikle yalnız bırakır o kadın. Hatta aralarına elektrik teli çeker böyle elektriklenme olsun diye. Yapar mı ya? Yani bilmiyorum da en kötüsünü düşünmemiz lazım. Peki ben ne yapacağım şimdi? Yangın alarmını çalıştır. Böyle evden kaçmak zorunda kalsınlar. Yok artık. Yok. Yok ben kendime yakışanı yapacağım. Yani hiçbir şey yapmayacağım. Benim
en sevmediğim şey kıskançlık. Surata bak. Alper'e duygularımı itiraf etmeye gittim, onu döveceğim sandın. Kızım sen mi anlayışsızsın? O mu manyak? Ben mi manyağım? Ne dedin çocuğa? Ne buradı lan acaba? Hadi yap bakayım şu itirafını. Başlarım bu kalpten organa dedim. Çok yakışıklısın eyvallah ama karakterin sallanıyor dedim. Bazen beni bir gıcık ediyorsun böyle, bunun ağzına yapışımsın geliyor dedim. Geri dur manyak, ne yapıyorsun? Sert mi olmuş? Yok bir anne, ne sert olması yani? Başkasına yapsan sana uzaklaşma çıkarırdı, o derece. Kızım Rus mafyasıyla hesaplaşma mı yaşıyorsun? Böyle aşk itirafı mı olur? Ya ben beceremiyorum ya. Bak daha ilk etapta çakıyorum. Bence Alper Biricik'in olsun. O kız daha fazla hak ediyor. Vazgeçme. Sen de hak ediyorsun. Seni zarif bir kadına dönüştürür ya. Kalk bakayım ayağa. Çakma denizinin içinden bir aşk kadını ortaya çıkacak. Sen Alper'i ilanı aşk etmeyeceksin. O senin peşinden koşturacak. Nasıl olacak ki o? Daha beni yonçak marangoz anasının karnından doğmadı ya. Kıyamam. Doğdu tam karşında. Müjdeler olsun. İnsan tasarımcısı ayağınıza geldi. Bana bak. Önce şan dersiyle başlayalım. Bir la ver bakayım. Şan ne alaka ya? Şaka yok. İçki şam şakası. Al bakayım şu kitabı. Kitabı kafana koy. Tut. Böyle mi? Tut. Tut. Kafa dik, kafa dik. Ya. Hı. Evet, göbek, kalça. Çır çıkar. Oldu mu? Gel bana. Duracak mı? Duracak. Gel bana. Ne? Gel. Böyle mi? Böyle. Gel. Oluyor mu? Gel. Düşmüyor bak. Düşmüyor. Oldu mu? Ben çöpe atmak için çıkmıştım da. Siz ne yapıyorsunuz bu saatte? Zorba uysuzlandı ya. Hiç böyle de yapmıyordu. Gezmek istedi herhalde. Akıllı zorban benim. Aferin sana, tamam mı? Aferin sana. Sen hep böyle sahibini gezdirmeye çık. Sen niye bu kadar sevindin? Zorba için. Yani siz böyle gezin. Hatta böyle sabaha kadar gezin, hiç gelmeyin. Biraz tadını çıkarsın. Bütün gün burada sıkılıyor yalnız başına, tek başına. Olmaz böyle. Siz gezin hadi. Gezin hadi, gitsenize. Gel hadi. Oğlum. Hadi zorba. Hadi bakalım. Sabaha kadar da gelmeyin. İyi eğlenceler, iyi gezmeler. Hadi bakalım zorba, aferin. Aferin.